Bundan bir ay önce yaptığım bir yayında şöyle bir başlık kullanmıştım. Sistemin 3 ay ömrü kaldı diye. Gerekçelerimi uzun uzun anlatmıştım. Şu an bir ay geçti. Sistemin 2 ay ömrü kaldı diyorum ben. Bu işin 5 Kasım'ın ötesine daha gidecek bir şeyi kalmadı yani. Yoksa bu adamlar bunu götürür, Trump'ın kucağına bırakırdı bombayı. Atom bombası güm diye patlar. Trump zaten gelir gelmez yerle bir olur. Anladın mı? Ekonomik anlamda yani bomba o anlamda söylüyorum. Ama bakıyoruz ki böyle değil. Böyle yapmıyorlar. O yüzden Kasım seçimleri olmadan sanki bana çok büyük bir şeyler olacakmış gibi geliyor. Tekrar tekrar olmasın ama tek şunu hatırlatacağım. CIA'nin eski başkanı George Tenet'in Amerika'nın yeni bir 11 Eylül'ü olacak iddiasını, Foreign Policy'dekini tekrar hatırlatıyorum. Evet. Çok sıkıntılı yani. Şaşıma kadar inanılmaz sıkıntılı. Hemen şeyi de hatırlayalım bari madem. Slovakya Başbakanı'nın açıklamalarını, Macaristan Başbakanı'nın açıklamalarını, Danimarka, Hollanda'dan gelen neydi onlar? Çok büyük bir kaos. Bir ay önceydi bu açıklamalar. 3 ay içinde derken kastettikleri Eylül'e kadar falan dedikleri. Bütün dünyada aslında bu şeyler. Mesela Türkiye boyutuyla konuştuğumuzda yine Eylül ayları gibi karşımıza çıkıyor bu patlamaların, iflaslar, işsizlikler, şunlar bunlar. Sen hani diyorsun ya programın başında Allah yardımcımız olsun diye böyle çok böyle içten de söyledin. Hakikaten öyle bir şey yani. Öyle bir Gerçekten. dönem. Gerçekten öyle. Şimdi ABD hani ne oluyor? Bir taraftan baktığımızda Netanyahu ABD'ye gidiyor. Orada onur konuğu olarak ağırlanıyor. Hatta ayakta alkışlanıyor. Hani bunun da bir anlamda bir finansal bir sebebi mi var acaba İsrail ile ABD arasındaki ilişkiler anlamında? Ya yani bu kadar büyük bir hani katliama da girmiş bir ülkenin cumhurbaşkanı olarak orada ayakta alkışlanması falan filan gibi konular da var dış politika anlamında. Kasım'a kadar her şeyi bekleyin. Yani şu ana kadar görmediğimiz pek çok şey 5 Kasım tarihine kadar gerçekleşebilir. Hele ki Trump bu yarışı önde devam ettirirse ki öyle de olacak gibi görünüyor. Her ne kadar Kamala Harris'in işte son dönemde yaptığı ataklar olsa da genel olarak halk tarafından Kamala ukala bir kadın olarak görünüyor ve her ne kadar kendisi tam siyahi değil yani Jamaikalı bir baba ve Hindistanlı bir anne ya da tam tersi de olabilir. Jamaika Hindistan karışımı ama yani esmer siyahilerin arasında sayılıyor. Bir aileye mensup olsa da çok fazla siyahiyi savcılık yaptığı dönemde hatta birçoğunu da haksız yere hapse attırdığı söyleniyor. O yüzden siyahilerin çok seveceği birisi değil. Ben bundan dolayı Trump'ın daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Bu da beraberinde Demokratlar Trump'ı indirmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını bize gösteriyor. Türkiye açısından çok değişen bir şey yok. Ama hani bir tık Trump daha önde. Çünkü Kamala Harris'in bayağı bir Türk düşmanı bir kişi olduğu biliniyor. Hatta Biden'ın da Tayyip Erdoğan'ı bir kere bile Beyaz Saray'a çağırmamasının arkasında Kamala'nın olduğu ve bunun da arkasında yani Kamala'nın arkasında da Ermeni lobisinin çok kuvvetli bir desteği olduğu söyleniyor. Şimdi Trump da Siyonist olduğunu söylüyor. Yani bunlara baktığımız zaman aslında Türkiye açısından al birini vur ötekine bir durum söz konusu. Ama Trump bir tık daha iyi. Şimdi Netanyahu'nun da Amerikan Kongresi'nde ayakta alkışlanmasına ben kendi adıma sevindim. Çünkü Amerika'nın gerçek yüzünü net olarak bizim gözümüzün önüne artık sermiş oldu. Yani Amerika ile ilgili iyi hisleri olanlar, Amerika'ya karşı sempati besleyenler, aman canım yok öyle de değildir diyenlerin gözüne sokmuş oldular. Yani kendileri bunu yaptılar. Dünyada şu anda görünmemiş bir barbarlık var o topraklarda ve Netanyahu aslında bir savaş suçlusu ve yargılanması lazım. Bildiğin bir soykırım yapılıyor ve o Amerikan Kongresi'ndeki senatörler hepsi ayağa kalkıp alkışlıyor. Demokratlar da alkışlıyor, cumhuriyetçiler de alkışlıyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Net olarak Amerika'nın dünyanın başına gelen en büyük belalardan biri olduğunu ve
bir şekilde diğer ülkelerin de bir araya gelerek bu beladan, hatta Amerikan halkının da, çünkü Amerika Birleşik Devletleri Amerikan halkının değil, halk öyle olduğunu zannediyor. En azından onlar da bunları gördüğünde, bu şeylerin, senatörlerin ne mal olduğunu gördüğünde ona göre bir pozisyon alacaklardır mutlaka. Biliyorsunuz bundan bir ay kadar önce de Mitsotakis gitti Amerika'ya. O da ayakta alkışlandı. Yani ben anlamıyorum. Demek ki burada gerçekten yani ellerine geçirdikleri ilk fırsatta Türkiye'yi çok zor, çok daha zor duruma sokabilecekler gibi görünüyor. O yüzden herkes dikkat etsin. Vatandaş olarak hepimiz üzerimize düşen görevleri yapalım. Bu adamların şakası yok. Manyak bu adamlar. Yani saçma sapan. Ha, bir taraftaki dinci Siyonist Biden, öbür taraftaki ateist Siyonist. Yani ikisi de Siyonist. Sadece kendi aralarında görüş ayrılığı var. Kendilerini Yahudilerin Siyonist akımına hizmet etmek için dünyaya geldiğini düşünen Armageddon sevdalısı bir grup manyak şu anda dünyanın en güçlü ülkesinin başında ve o ülkeyi yönetiyorlar. Bu çok büyük bir tehlike dünya için. Ya onları görünce ben yani açıkçası yani Putin'i biraz daha böyle yakın hissettim kendimi Putin'e. O arada Cem, hazır Putin deyince bir anda Esad ortaya çıktı biliyorsun. Bir anda Moskova'da Putin'le bir görüşme gerçekleştirdi. Ondan önce de Putin'le Erdoğan görüşmüştü ve büyük bir ihtimalle Moskova'da ya da daha işte ortak bir yerde Putin-Erdoğan-Esad görüşmesinin geleceğinin de iması yapılmıştı. Hani bu olmaz diyenler de var Türkiye'de ama ben büyük bir ihtimalle yakında bakın görün Esad'la Erdoğan'ı el sıkışırken göreceğiz. Ha bu bizim için iyi midir, kötü müdür? Sonuçta bir kayıp yani bir politikanın çöküşü. Yani hükümetin Suriye politikasının, Orta Doğu politikasının çöküşünün resmi olacak ama bir taraftan da Cem söylediğin gibi belki de belki de şu an Erdoğan da onu düşünüyor. Yani bu ABD'deki politikalarla beraber Rusya tarafı Putin işte gibi oluşumlara doğru kayabilir. Ki Hakan Fidan da sanırım neydi o? BRICS ile ilgili değil mi? Olumlu konuşmuştu ekonomik anlamda da. Bak ilginç olaylar olacak galiba yakında Türkiye ile ilgili de. Yani bu zaten bu görüntüden sonra bizim zerre kadar güvenmememiz lazım. Bir insanlık kasabını ayakta alkışlayan bir meclis Türkiye'ye F-16 gönderecek diye kapılarında bekliyoruz bu meclisin. Yani daha çok bekleriz. O yüzden mutlaka Türkiye'nin eskisinden çok daha kuvvetli, güçlü olması lazım. Bakın ama vatandaş da bunu tam ayırt edemiyor. Yani Türkiye'nin güçlü olması ayrı bir şey. Ülkenin kendi içinde kötü yönetilmesi ayrı bir şey. Yani mesela yarın öbür gün diyelim ki petrol bulduk. Dünyanın en büyük petrol rezervleri çıktı Türkiye'de. Vatandaş refahı artacağını mı zannediyorsunuz? Olacak olan şey şu. Yine gidecekler o petrolü kendi yandaşlarına çıkarttıracaklar. Onlar yandaş şirketler daha da fazla zengin olacak. Vatandaş yine fakir olmaya devam edecek. Türkiye'nin kendi içinde de başka farklı problemleri var. Biz de sütten çıkma ak kaşık değiliz. Yani bir sürü yanlışın iç içe olduğu bir ortamda insanlar ayakta kalmaya çalışıyor. İşin Amerika ile ilgili kısmı bu. Amerika ile ilgili kısmında devletimizin yanındayız. Güçlü bir ülke olmamız lazım. Ama içerideki kısmına baktığımızda da içeride de bir sürü saçma sapan işler, arka arkaya yapılan hatalar almış başını gidiyor. Belli bir kesim son derece zenginleşirken, zenginliğine zenginlik katarken, üstelik bu kesimin bir de entelektüel kapasitesi de yok. Yani eski ilk Cumhuriyet döneminin çıkarttığı zenginler en azından okumuş tayfaydı. Yani bunlar kendi aralarında küfürlü konuşan, saçma sapan tipler yani. Halkın bilmem neresine koyacağız diyen tipler. Bakıyorsun adam milyar dolarlık yani. Şimdi öyle olunca ülkenin maalesef kendi içinde de bu sorunlarını bir şekilde çözmesi lazım. Ama pek çözülecek gibi de durmuyor. Yani ben muhalefete de güvenmiyorum. Bak onu da söyleyeyim ayrıca. Muhalefet ve iktidar yıllardır bir tiyatronun içindeydi. Hala o tiyatro devam ediyor. Halk hala durumun farkında değil. Her seferinde bu sefer son, birlik beraberlik için deyip ikiye bölünüp iki tarafta diğer tarafın kazanmaması için bir tarafa oy veriyor. Değişen hiçbir şey de olmuyor. Muhtemelen de önümüzdeki dönemde de olmayacak yani böyle devam edecek.